Adana da az önce söyledi. Bizim üniversite tarihinde teknik ofiste staj yapan tek tip. Stajyer olduğunuzu unutmayın. Onlar stajyer olduğunuzu fark
odaya alacaklar. Bir ciddi de üstten üstten konuşursanız şayet sizi hiç ciddiye almayacaklar. Zaten stajyersin. Bunu küfürle bile söylendiğini duydum. Yani stajyer beni sikti dediğini bir işçinin ben duydum. O yüzden stajyer olduğunuzu unutmayın. Edebinizle gidin, edebinizle dönün. Şey yapmayın. Üstten üstten ben mühendis olayım. Bir, önce bir okul bitsin, ondan sonra mühendisim şeyine gireriz. Yani okulun bitmesi lazım önce. O işle hiç ciddiye almayacaklar. Başka ne var? Sorulara geçebiliriz. Sorulara geçebiliriz. Belki anlatmayı unuttuğumuz şeyler var ama vakitte söyleriz. Evet Can. Ben şeyi merak ediyorum. Hani bu AutoCAD'de okumasını da bilmiyordunuz siz giderken. O yani o kısım nasıl geçti? Hani hemen mi öğrendiniz? Hani nasıl bir süreçti öğrenme süreciniz? 3 komut var. Fakat komut. 2 harfe bastık ve öğrendik yani. Araya için bir komut var. Bana araya lazım. Alan lazım. Ne-i dediğimiz bir komut var. Oradan her şeye bakabiliyorsun zaten. Length'e falan, uzunluğa falan bakabiliyorsun. Hani ihtiyacınız olan kadarını öğrendik aslında bakarsan. Ama totale baktığında da zaten senin ihtiyacın o kadar. Hani inşaat mühendisi çoğunlukla eğer proje kısmında çalışmıyorsanız dediğim gibi ki proje kısmında da otobüs işinizi yapmıyorsunuz. Sizin kullandığınız programlar çok farklı. Ben bunları son sınıfa gelince anladığınızda kullandığınız programlar cidden çok farklı. Yani SAP 2000 evet bilmeniz gerekiyor. Çünkü oradan analiz yapacaksınız. Onun depreme dayanıklılığını ölçeceksiniz yaptığınız binanın. İşte ne bileyim koyduğunuz çeliğin cinsine göre işte ne kadar dayanacak, ne kadar ayakta duracak bunlara bakacaksınız. Ama AutoCAD'de sadece çizim olarak göstermiş oluyorsunuz aslında bakarsanız. Analiz kısmı orada yok. O daha çok mimarın işi. Ben çok biliyormuş gibi de konuşmak istemiyorum. Daha sektöre atılmadım ama hani çevremden de duyduğum bütün çalışan mühendislerden de duyduğum bu şekilde. Yani AutoCAD'i kendi ihtiyacınız kadar öğrenin. Çizim yapacağım diye kendinizi yırtmayın yani. Gidin başka bir program öğrenmeye çalışın. Yazın ya internet çok basit. İnşaat mühendisinin bilmesi gereken programlar birçok seçenek çıkacak. Ya da hangi alanda ilerleyeceksiniz? Ben şu an birçok zemin programı öğreniyorum. Çünkü ben zeminde ilerleyeceğim yüksek lisans yapacağım. Ama sen mesela yapıda ilerlemek istiyorsundur. Yapıda birçok program var. Hani bunları öğrenmeye çalışıyorum. Çoğunun zaten öğrenci versiyonu var. Hani tamam detaylı bir şey yapamıyorsunuz ama öğrenci versiyonunu indirip en azından arayüzüne hakim olabilirsiniz. YouTube'da zaten videolar var. Hepimiz İngilizce eğitim alıyoruz. İngilizce birçok video var. Hani Türkçe eğitim alsak belki bize biraz sıkıntı çünkü Türkçe kaynak bulmak çok güç. Hepsinin menüyü var zaten. O da ücretsiz. Menüleri indirip okuyabilirsiniz. Ya ben bu yıla kadar hani bu kadar ciddiyetimin farkında değilim. Benim ne kadar yorulduğumu Necla görüyor. Keşke daha önceden yapsaydım bunları da. Hani bu kadar bir şeyleri öğrenmek için yırtınmasaydım. Son senemde sıkıştırmasaydım her şeyi öğrenmeyi. Hani erkenden bunları araştırıp ilginiz varsa şayet. Tabii bundan sonraki süreçte inşaat mühendisliğini yapmak istiyorsunuz. Sektörden sonra ya ne bileyim başka bir iş mi yapmak istiyorsunuz? Pazarcı mı olmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz bilmiyorum ama hani dediğim gibi eğer ilginiz varsa inşaat mühendisi olarak devam edeceksiniz de alanınıza da karar verdiyseniz o alanda program öğrenmeye bakın. O öğrendiğiniz programda kesinlikle AutoCAD değil. AutoCAD o yüzden hani bizim için benzer bir programda. Şey aynen. Çok da zorlandığınız bir şey değildi Burak. Şimdi çok iyi bir yerde staj yaptınız. Türkiye'nin önünde gelen firmalarından bir tanesiydi. Oradaki mühendisleri de gözlemlediniz. Sizce oradaki mühendislerin dışarıdaki mühendislerden farkı neydi? Sosyal anlamda mı kendilerini geliştirmişlerdi? Teknik anlamda mı çok bilgiliydiler? Farkı neydi sizce? Yani şöyle mesela birçok taşeron firma da vardı aslında bizim orada gözlemleyebileceğimiz. Evet biz tepede yaptık ama özellikle teknik ofise gidip gelen işte taşeron firmaların mühendisleri, işte yetkilileri de muhatap olduk o kişilerle de. Yani şöyle bizim şundan örnek verebilirim. Aslına baktığında işte ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, evet iyi üniversiteler. Evet bizden öndeler belki işte iş bulma konusunda da. Ama bizim ofiste birlikte çalıştığımız mühendis gayet genç hani 2-3 senelik bir mühendisti. Direkt başladığı proje oydu. Evet direkt işte Ahmet Can'ın aynen. ALE'de işte pastel projesi başladığı zaman direkt kaba işine mezun olup kaba işine İlk olarak oraya işe giriyor, sonra ince kaba işten sonra ince işe. İnce işte de artık mühendisin çok fazla yapması gereken şey kalmayınca ofis kısmını alıyorlar. Ve o esnada işten çıkarılan mühendisler de var. Artık hani ihtiyaç kalmadığı için ve Ahmetcan Bey şöyle Kırıkkale Üniversitesi'nden mi ne mezunu? Kırıkkale Üniversitesi'nden. Hani böyle ODTÜ falan mezunu bir insan diye dedi işte şurada yüksek, burada şunu yapmış bir şey değildi. Gerçekten hani bir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Ama işe girdikten sonra işte kaba işte çalışıp çalışkanlığıyla işte ondan sonra kaba iş bittikten sonra çıkarılan bir sürü mühendis olmuştur muhakkak.
O esnada mesela Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olmuş bir insan işte ince işe aktarıyorlar. Oradan ince iş bittikten sonra ofise aktarıyorlar ve hala da muhtemelen hani artık proje bitmek üzereydi. Diğer projelerinde de işte Ahmetcan Bey'in devamı olacak. Devamı olacak yani aynen. Hani aslında baktığında işe hani işe girene kadar belki evet okuduğun işte üniversite önemli ya da işte senin bağlantın da önemli. İşte tepeye girebilmek için bir bağlantın da olması gerek muhakkak hani. Ama işe girdikten sonraki vakitte o çalışkanlığınla aslında ilerleyebiliriz. Dediğim gibi hani bizim gözümüzün önündeki örnek oydu yani. Gerçi bariz böyle. Bariz, çalışkan bir insandı ama hani aslında düşündüğünde maksimum işte bir üniversite böyle über bir yerden mezun olmuş bir insan değildi. Onun dışında da özel üniversitelerden mezun olan hani mimarlar vardı. Stajyerler de çok çoğu zaten işte dediğim gibi yani aslında iş proje bitirme kısmı şantiye şefi iyi üniversitelerden. Evet, proje müdürü de şantiye şefi iyi üniversitelerden mezundu. En önemli çalışmanın en önemli. Girene kadar belki dediğim gibi bağlantı ve okuduğun üniversite önemli. Ya bu network dediğimiz olay zaten hani aslında oraya kadar seni getiriyor. Oradan sonrasında da dediğim gibi senin çalışkanlığın işte işi becerebilmenle orada tutunabilirsin. Ama dediği gibi işte şantiye şefi projemizde bir üniversitelerden mezunlardı. Yani bir de tecrübeli derdi herhalde. Tabii var onun için. Belli bir şartı var zaten onun. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.